Arkadaşlar merhaba. X-Large 6. denemedeyiz. Evet, hemen birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Türkiye'de gölge boylarının en uzun olduğu gün, yani 21 Aralık, hangisine ulaşılamaz? Işınların geliş açısı küçüktür. Doğru. Yılın en soğuk günüdür. Bakın, en soğuk mevsimidir demiyor. Günüdür. Belli olmaz ki. Belki 22 Aralık'ta en soğuk. Ki zaten bizde en soğuk Ocak, Şubat gibi oluyor. Ocak gibi oluyor. En uzun gece yaşanır, doğru. En uzun gündüz varsa. Güneşin ufuktaki yükseltisi azdır. Arkadaşlar, ışınlar eğik gelir. Eğik gelirse ışınlar, yani tepeden gelmiyor da eğik geldiği için, şunu güneş gibi düşünün. Güneşin yerden yüksekliği daha az. Bu mesela 21 Haziran, bu 21 Aralık. Kış mevsimi yaşanır, doğru. Yılın en soğuk günüdür. Her zaman çıkmaz arkadaşlar. Evet. İkinci sorudayız. Karadeniz sularının Ege'ye doğru üst akıntı oluşturmasında. Arkadaşlar, Karadeniz'in suları Ege'ye doğru üst akıntı oluşturur. Değil mi? Türkiye düşünün burayı. Sebebi ne? Çünkü Karadeniz'in su seviyesi yüksek. Seviye yüksek. Yani seviye farkı var. E şimdi alan farkı, alanla bir işi yok bunun. Arkadaşlar, alanla bir ilgisi var mı bunun? Yok. Alan başka bir şey. O ayrı bir şey. Derinlikte de bir alakası yok. Unutmayın, derinlik farkı da arkadaşlar akıntı oluşturmaz. Alan farkı da, yüz ölçüm farkı da oluşturmaz. Seviye farkı arkadaşlar. Karadeniz'den gelen akıntı, çünkü yağış fazla, seviyesi yüksek arkadaşlar. Üçüncü soruda, açıdak göllerden hangisinin oluşum diğerlerinden farklıdır? Akyatan, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Terkos, bunlar kıyı set gölü. Arkadaşlar, bakın, Samsun Balık Gölü arkadaşlar. Bafa Gölü. Uzun Göl. Bakın bunlar, bakın Samsun Balık Gölü de arkadaşlar kıyı set gölü. Bafa'da alüvyal set gölü, Uzun Göl'de alüvyal set gölü. Bunlar set gölleri. Ama Akşehir değil mi? Tuz Gölü, Acı Göl, bunlar tektonik göller. Onun için cevabımız Edirne arkadaşlar. Yukarıdakiler set gölleri, işte kıyı set, alüvyal set. Akşehir tektonik göldü arkadaşlar. Dördüncü sorudayız. Karstik yapı kıyıların aşındırılmasıyla kalanklı kıyılar olur. Arkadaşlar, arazi karstikse orada kalanklı kıyı olur. Kalanklı kıyılar nerede? Silifke'de. Mersin Silifke'de. Bir de Şile'de var arkadaşlar. Kalanklı kıyının olduğu yer arkadaşlar Silifke 5 arkadaşlar. Kalanklı karstik kıyı demek. KKTC'nin su ihtiyacını karşılamak için Anamur'da kurulan baraj. Arkadaşlar, şöyle söyleyeyim size. Şunu Kıbrıs gibi düşünün. Türkiye'den Kıbrıs'a su geliyor. Bu yüzden ne yapmışlar biliyor musunuz? Arkadaşlar, şöyle yapmışlar. Değerli arkadaşlar. Demişler ki, Anamur'da bir tane baraj yapalım. O barajın adı Alaköprü Barajı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir baraj yapalım. O barajın adı da Geçitköy Barajı. Adam bana neye sormuş? Anamur'daki barajı sormuş. Alaköprü. Onların tarafı sorsaydı Geçitköy olacaktı arkadaşlar. Dikkat diyoruz. Altıncı sorudayız. Kuzey sektörden eserek Ege'yi soğutan, oradan da Suriye'ye, Lübnan'a doğru ilerleyerek adı Şamal diye bilinen rüzgar hangisi? Etezyen arkadaşlar. Ege'yi soğutan rüzgar Etezyen. Yukarıdan gelir, aşağılarda da ılıttığı için, serinlettiği için, onlar sıcak çünkü. Şamal denir arkadaşlar, şamal. Ama bizdeki adı Etezyen. Arkadaşlar, 7. sorudayız değerli gençler. Yalnızca iklim şartları düşünüldüğünde haritada işaretli yerlerden hangisinde yıl içinde inşaat sezonu daha uzun sürer? Arkadaşlar, unutmayın. İnşaat sezonunun uzun sürmesi için yaz aylarının uzun sürmesi lazım. En uzun yaz nerede? Marmara'da mı, Ege'de mi, İç Anadolu'da mı, Erzurum'da mı? En uzun yaz Akdeniz'de mi? Akdeniz bölgesi en uzun yazı barındırır arkadaşlar. Peki, yukarıda verilen cevaplar aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık verilmiş olabilir? Demografik yatırımlar artar. Kalkınma hızı düşer. Yani okul, hastane çok yaparız, park yaparız. Kalkınma hızı düşer. Kişi başına düşen gelir azalır, ihracat azalır, ithalat artar. Bu ne biliyor musunuz? Nüfus neden çok artıyor?
doğum oranlarının fazla olmasının sebebi ne olabilir, değil mi? Yani kişi sayısının artması. Köyden kente göçün sonuçları nelerdir? Aa, ticari genişlemenin avantajları. Hızlı nüfus artışının sonuçları nelerdir? Nüfus hızlı artarsa devlet okul, hastane yapar, kalkınma hızı düşer, kişi başına düşen gelir azalır falan filan arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan değerli arkadaşlar. 9. sorudayız arkadaşlar. Türkiye'de yerleşme alanlarıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir? Yerleşme alanlarında her şehir aynı zamanda ildir. Hayır. Mesela Tarsus bir şehirdir ama il değildir. İl idari yönetimdir. Şehir normal yerleşme alanlarıdır. Köylerde daha çok birincil ekonomik faaliyetler yani tarım gelişir. Doğru. Köylerde konut sıkıntısı fazladır. Hayır. Doğruları sormuş. Tek doğru Bursa arkadaşlar. Konut sıkıntısı şehirlerde olur. 10. sorudayım. Değerli gençler, yukarıdaki haritada işaretli alanlardan hangisinde kerevit üretiminin daha fazla olduğu söylenebilir? Bakın, kerevit üretiminin daha fazla olduğu söylenebilir. Kerevit. Kerevit gördüğün zaman aklına bir şey gelecek. Kerevit demek arkadaşlar böyle omurgasız bir hayvan aslında arkadaşlar. Deniz ürünü. Arkadaşlar kerevit çekirgeye benziyor. Eğirdir Beyşehir çevresinde, göller yöresinde var arkadaşlar. Göller yöresinde. Evet 11. Yukarıdaki tarım ürünlerinden hangilerinin yetiştirilmesi hem tarımı hem de hayvancılık faaliyetlerini geliştirmeyi hedefler? Arkadaşlar şimdi bunlar tarımı geliştirir. Değil mi arkadaşlar? Tarımı geliştirir. Arpa. Korunga ne hocam? Hayvan yemi olarak kullanılır. Fine, fi, yonca. Bunlar da. Bunların üçü de hayvan yemi olarak kullanılır. Hayvancılığı geliştirmeye amaçlar. Bilginiz olsun. 12. soru. Enerji kaynaklarının tüketilmesi sırasında havaya bol miktarda karbon salınımı gerçekleşir. Buna göre aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisinin tüketilmesi sırasında daha fazla karbon salınımı gerçekleşir? Arkadaşlar unutmayın karbon salınımları arkadaşlar şununla ilgilidir. Türkiye'de karbon salınımlarını biz kömüre göre kıyaslıyoruz. Kömürde arkadaşlar karbon salınımı çok fazladır. Unutmayın değerli arkadaşlar Türkiye için sorulursa karbon salınımı en fazla arkadaşlar kesinlikle lignittedir arkadaşlar. Unutmayın bakın Türkiye için sorulursa çünkü Türkiye'de daha fazla kullanılır arkadaşlar. Normalde arkadaşlar taş kömürü daha büyük kirlilik yapar değerli arkadaşlar. Ama Türkiye'de sorarsa hangisinin karbon salınımı daha fazladır? Cevap lignit arkadaşlar. Evet 13. soruya geldim. Yukarıdaki sanayi kollarından hangilerine hem tarım hem de hayvancılık faaliyetleri ham madde olur dedik. Şimdi arkadaşlar dokumacılıkta pamuk var, yün var değil mi? Yani merinos koyunu hem tarım hem hayvancılık olabilir. Gıdada hayvancılığın da faydası var. Et, süt, tarımın zaten var. İlaçta da kesinlikle arkadaşlar var. İlaçta hayvanlardan da bazı dokular alınıyor, kemik tozları falan. Üçü de hayvancılıkta da mesela yılan zehrinden panzehir. Bunlar ilaçta ikisi de kullanılır arkadaşlar. Hem tarım hem hayvancılık. Aşağıdaki geçit ya da tünellerden hangisiyle ilgili yukarıda bir açıklama verilmemiştir? 3 şeritli en uzun otoyol tünelidir. En uzun otoyol tüneli bakın tünel dese Ovit diyeceğim. Otoyol tüneli dediği için arkadaşlar Orhan Gazi tüneli. En uzun karayolu tünelidir. O da Ovit arkadaşlar. Demiryolu ve karayolu barındıran geçittir. O da Güleç. İzmir-Aydın arasını bağlamaktadır. 75. yıl Selatin tüneli. Zigana ile ilgili bir şey yok arkadaşlar. Zigana Trabzon'la Gümüşhane'yi birbirine bağlar. 15. Türkiye'ye en fazla turist gönderen sınır komşumuz. Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'ne en fazla turist gönderen sınır komşumuz hangisidir? Eskiden Bulgaristan'da arkadaşlar biliyor musunuz? Yani 2018 verilerine göre bu sorunun cevabı Bulgaristan'dı gerçekten Bulgaristan'da ama 2019'da bu soru değişti. Artık cevabı ne? İran arkadaşlar. İran
Yaşar, sorunun cevabında Bulgaristan verilmiş olabiliriz. Çünkü kitaplar 7-8 ay önce basıldı. Ama TÜİK verileri yeni yayınlandı. Onun için en güncel cevap İran. Unutmayın. Tamam mı? Doğru cevap İran. Ama Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülke derse Rusya arkadaşlar. 16. soru, aşağıdakilerden hangisi 2018 yılında UNESCO kültür mirasına alınan yerler arasındadır? Arkadaşlar, UNESCO kültür mirasına 2018'de arkadaşlar, dediğimiz gibi Kars'taki Ani Harabeleri, Divriği Uğulu Camii, Cumalık Kızık, Efes Hevsel Bahçeleri, 2018'de arkadaşlar tarihin ilk tapınağı olan Göbekli Tepe alınmıştır. Göbekli Tepe cevabımız, Göbekli Tepe. Bu da güncel bir soru arkadaşlar. Bu da güncellenmiş bir soru. Burada da kitabın cevap anahtarını değil, verdiğimiz cevabı dikkate alacaksınız. Cevabımız ne? Göbekli Tepe, Şanlıurfa arkadaşlar. 17. soru, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki enerji nakil hatlarının geçtiği yerlerden değildir? Batman 4 yol arkadaşlar, evet, ham petrolü 4 yola götürür. Oradan diğer rafinerilerimize ulaştırır. Kırıkkale Ceyhan, evet, Kırıkkale yumurtalık hattı rafinerine Adana'dan petrol götürür. Erzincan Sivas arası BOTAŞ'tan BTC, Bakü Tiflis Ceyhan boru hattı. Kerkük Ceyhan zaten petrol. Rize ile Artvin arasında doğrudan bir geçit, yani bir enerji nakil hattı yok arkadaşlar. 18 değişik bitki türlerinin incelenmesi yoluyla faaliyet gösteren turizm türü botanik turizmidir. Buna göre haritada işaretli yerlerden hangisinde botanik turizminin geliştiği söylenebilir? Arkadaşlar, botanik turizmi deyince aklınıza Doğu Karadeniz ve Toroslar gelsin. Unutmayın. Doğu Karadeniz ve Toroslar cevabımız Denizli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. 4 tane denememiz kaldı. Onları da yükleyeceğiz. Hoşça kalın.